Renklerin kendi zamanları vardır. Zaman değildir renkleri değiştiren. Renkler değiştikçe zamanlar da değişir. Sarı geldiğinde zaman akmaz olur. Durgunlaşır. Mavi de derinleşir. Sarı ile mavi yan yana gelmeye görsün. İklim değişir, Akdeniz olur. Beyaz zamansızdır. Sonsuzluğun rengi. Kırmızının zamanı yakıcıdır. İçinde zümrüdü anka kuşlarını saklar. Yeşil, doğumların zamanı. Yaşam yeşilden yeryüzüne yayılır ve hep yeni doğumlara gebelir. Turuncu güneşi batırır ama içindeki kırmızı güneşin yeniden doğacağının müjdecisi. Siyah tüm zamanları örter. İçinden hangi zamanı çıkaracağını önceden kestiremezsiniz. Kırmızının maviyle karıştığı zamanlar olur ve mevsim mor kesilir. Yine öyle olmuş. Kadınlar söylüyor. Yaşam mora durmuş. Nasıl oldu da fark etmedik? Şehrin gri zamanları körleştirdi bizi. Şimdi sokaklara çıkmanın, şehrin kıvrımlarında dolaşmanın zamanı. Şehre mor gelmiş. Mor, içinde zümrüdü anka kuşlarını saklayan kırmızı ile derinliklerin zamanı mavinin evliliğinden doğdu. Mor gelmişse eğer, derinlere bastırılıp görünmez kılınanlar kanatlanıp yeryüzüne çıkarlar. Mor, karşıtların, ateşin ve suyun birliği. İktidarın ayrıştırarak karşıtlaştırdığı şeyleri bir anda bünyelerinde toplayanların, hep birlikte yeryüzüne geri dönenlerin mevsimi. Mor geri döndüğünde tüm bastırılmış olanlar geri döner. Bastırılmış olan hayattır. Geri dönen de hayat. Mor tek başına gelmez. Yanına mutlaka gökkuşağının diğer renklerini de almıştır. Bu çoklu zamanın karşısında hangi despotun tek düze zamanı dayanabilir ki? Despot antik Yunan'da hanenin reisine verilen isimdi. Modern zamanlarda hanenin alanı birden genişledi ve ulusu kaplar hale geldi. Lanet olsun diyebilirsiniz. Tam hanenin despotundan kurtulduk derken yine despota yakalandık. Evden kurtulmak o kadar kolay değil. Aynanın içinde Alice'de benzer bir deneyim yaşamıştı. Evden kurtulmak için yola çıkıyor ama hangi yola girerse girsin tüm yollar eninde sonunda başlangıç noktasına, yani eve geri dönüyordu. Bu durum karşısında Alice şunları söylüyordu. Oh, bu çok kötü işte. Böyle yol kesen bir ev daha önce görmemiştim hiç. Benzer şekilde bizler de lanet olsun, tam hanenin despotundan kurtulduk derken yine despota yakalandık diyebiliriz. Mor, kolların kırılıp yen içinde kaldığı mülkiyet birimlerini bozguna uğratır ve ardından gökkuşağının renkleriyle çoğaltır yeryüzünü. Zümrüdü anka kuşları, şahmeranlar, tiamatlar, ejderhalar. Gökkuşağının zamanıdır artık. Gökkuşağı geldiğinde mevsim yeryüzü olur. Gökkuşağı yedi renk sarılmasın sakın. Uzaktan bakıldığında öyle görülüyor. Gökkuşağı yere indiğinde dalga dalga yayılır ve her rengi binbir tona ayrılır. Yeryüzü durmadan dalgalanan ve dalgalandıkça renklerini çoğaltan ebruli bir deniz. Ve her renk kendi zamanını yaratır. Şeyler hangi renge bürünmüşlerse o rengin zamanında yaşarlar. Ama renkler yerlerinde durmaz. Birbirleriyle karışırlar. Zamanlar da. Yeryüzündeyseniz eğer hangi zamanda yaşadığınızı asla bilemezsiniz. Ama biz yeryüzünde yaşamıyoruz. Bizim zamanımız despot grisinin zamanı. Zamansızlığın rengi beyaz ile henüz yüzeye çıkmamış zamanların rengi olan siyahın karışımı. Despotun asıl rengi saf beyazdır. Kendini zaman ötesi tüm zamanların saf hakikati olarak dayatır çünkü. Mümkün mü? Yeryüzü beyazını kirlettikçe griye dönüşmüştür. Özdemir Asaf ne demişti? Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu, birinciliği beyaza verdiler. Bizlere de kirli beyazlar arasından daha az kirlisini seçmenin derdi düştü. Gri zamanlarda yaşıyoruz. Grinin tonlarından ton seçmeyi özgürlük sanıyoruz. Beyaz, saflığın, sterilliğin zamanı. Şehre saf beyaz gelmişse
mevsim birden av mevsimi olur. Toplumun güya kirli bedenlerden temizlendiği, katliamların, soykırımların mevsimi. O yüzden yeryüzünün beyaza hiç mi hiç tahammülü yoktur. En hızlı onu kirletir. Beyaz, yeryüzünden uzaklaşıp göklere çıkanlarda görülen bir görme bozukluğu, baş dönmesi. Göklere çıkanlar tıpkı Newton renk çarkları gibi hızla kendi eksenlerinde dönmeye başladıklarında yeryüzünün alacalı bulacalı renkleri beyaza dönüşür. Zihinlerin körleşmesi. Zihinler bırakın ara renkleri, ana renkleri bile ayırt edemez olur. Görebilmeleri için durmaları gerekecek. Dursalar kendi bedenlerinde rengarenk iplerle örüldüklerini fark edecekler. O yüzden çarklar dönmeli. Çarklar hızla döndükçe yeryüzü hep beyaza ve siyaha gömülecek. Çarklar döndükçe en kirli olanlar en saf olduklarını iddia edecekler. Bizlere de grilerden gri beğenmek düşecek. Zaman despot grisinin zamanı. Zaman tek tonun zamanı. 12 ton bestecilerinden Anton von Webern, Yeni Müzeye Doğru kitabında tek tondan kurtulmanın hiç de kolay olmadığını bize anlatıyordu. 12 ton müzisyenleri, bestecileri aynı anda 12 tona yani çokluğa kavuşmak istiyorlardı. Evin tek tonundan kurtulmak için evden uzaklaşmaları gerekiyordu. Anton von Webern Yeni Müzeye Doğru kitabında şöyle diyor. Önceleri gene eninde sonunda eve, asıl tona dönülüyordu. Ama yavaş yavaş öyle uzaklara gidilmeye başlandı ki artık temel tona dönmeyi gerektiren hiçbir duygu kalmadı. Evet, kadınlar şehre mor geldiğini söylüyorlar. Gri yani tek ton pul pul döküldükçe altından mor çıkıyormuş. Ardından diğer renkler. Ne duruyoruz o halde? Hep birlikte kazıyalım. Yer gök gök kuşağı olsun. Sonra gök kuşağından zaman seçeriz kendimize. Özgürlük.